Büyük ülkede nüfusun tarımsal bu yüz ölçümüne almak verecek, kentleşme oranı bir ülkede kentli nüfusun toplam nüfusa oranını verecek, hizmet sektörü sağlık, eğitim, ticaret, ulaşım, konaklama, bankacılık, sigortacılık gibi Halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan hizmetlerin tümüdür. Dağınık yerleşme meskenlerinin araziye geniş aralıklarla dağılmış olması sonucu ortaya çıkan kırsal yerleşmelerdir. Nüfus artışı belli bir sürede meydana gelen artışın toplam nüfus oranıdır. Kırsal nüfus kent dışında yaşayan ekonomisinde tarımsal çalışmaların egemen olduğu insan topluluğudur. Mevsimlik göç komşu ülkeler arasında veya aynı ülke içinde belli aylarda iş gücüne çok ihtiyaç duyulan yörelerde nüfusun göç etmesi olayıdır. Kerpiç evler kire topraklarda yapılan çamurun samanla karıştırıldıktan sonra kalıplar halinde güneşe verilerek kurtulması sonucu elde edilen yapı malzemesi ki daha fazla İç Anadolu bölgesinde rastlıyoruz ya da güneydoğuda kurak arazilerde. Ahşap ağaç malzeme Karadeniz'de bol miktarda ahşap mesken görebiliriz sebep iklimsel lütfen bunu da unutmayalım mesken oturulan yer kalkınmazı belirli iki tane arasındaki ekonomide büyüme veya gelişme durumunu verecek aktif nüfus ya da çalışan nüfus belirli bir işi olan nüfustur. Tarımsal yoğunluk tarımla geçinen nüfusun ekili dikili alanların yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunan nüfustur. Doğu Karadeniz ve Doğu Dolu gibi engebeli alanlarda etkilidir tarımsal nüfus yoğunluğu da. Gelişmiş ülkeler arkadaşlar halka ekonomik ve sosyal yönden belirli bir düzeye ulaşmış ülkedir. Bu ülkelerde sanayi ülkeleridir. Yine ham madde alır sanayi ürünlerini satar. ABD, Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkeler örnektir başlayacağım. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve sosyal yönden tam gelişmemiş ama gelişmesini sürdürmekte olan ülkelerdir. Böyle ülkelerde hızlı bir kentleşme görülür. Türkiye kalkınmakta olan yani gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Az gelişmiş ülkeler, ekonomik ve sosyal yönden tam gelişememiş ülkelerdir. Halkın çoğunluğu kırsal kesimde oturur. Genellikle halkın geçim kaynağı tarımdır. Ham satar, sanayi ürünlerini alırlar. Hava kirliliği, sanayi kuruşlarının bacasından çıkan gazlar, taşıtların egzoz gazları, soba, fırın, kaloriferlerden çıkan gazlarla havada kükürt dioksit ve karbon dioksit gazının artması olayıdır ki bu sera gazı etkisi de yaratıp küresel ısınmaya sebep olabilmektedir. Sarı şehirde artan karbondioksit, su baharı, toz ve diğer gazların etkisiyle havanın çevreye göre daha fazla ısınması olayıdır arkadaşlar unutmayalım. Evet uyarımız var bununla ilgili önemli bir uyarı. Nüfus ve ile ilgili soruları çözerken yine aşağıdaki bilgi ve yorumları unutmadan çözeceğiz. Onlar nelerdir bir bakalım. Endüstri bölgelerinde, verimli tarım alanlarında, maden bakımından zengin bölgelerde nüfusun yoğun olacağı nüfus artışı ekonomik gelişmeden fazla olan ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin azalacağını, işsizliğin artacağını, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalacağını, tarım bölgelerinde kırsal nüfusun endüstri bölgelerinde kentsel nüfusun fazla olacağını, endüstrinin gelişmediği, sulamanın yetersiz olduğu, tarım alanlarının dar olduğu bölgelerin göç vereceğini unutmayalım arkadaşlar. Orman bakımından zengin bölgelerin kırsal kesiminde ahşap evlerin yaygın olacağı, kerpiç evlerin kurak bölgelerin kırsal kesimlerinde yaygın olacağı, bir ülkede insan ömrü kısa, doğum oranı fazla, tüketici nüfus yoğun ise ülkenin gelişmediğini, doğum oranı az, nüfus artışı fazlası o bölgenin göç aldığını, iklimin, yer şekillerinin, bitki örtüsünün, jeolojik yapının konut tiplerinde etkili olduğunu, Türkiye'de nüfus artış hızının son yıllarda azaldığını unutmayınız lütfen arkadaşlar. Müzik